Kuzey-Güney Savaşı'nın bitiminden 5 yıl sonra sığır sürüleri Teksas'tan Kansas'taki demir yoluna kadar binlerce kilometrelik bir konvoy oluşturuyordu. Sığır çobanlarının yakıcı güneş altında toz, haşerat, sıcaklık ve yalnızlıkla mücadele ederek ve saatte ancak 5 kilometre kat ederek 90 günde götürebildikleri bu sürüler Kansas'ın Abilene kasabasını bir anda doğunun yatırımlarının paraya dönüştüğü ve güneyin kalbinin attığı bir kasaba haline dönüştürmüştü. Abilene bu yolculukta son duraktı. Binlerce kilometrelik sürülerin 90 gün boyunca yol alarak geldikleri en son durak. Ne biçim kasaba bu? Caddenin bu tarafı bomboş. Sadece ıssız ama terk edilmiş değil. Gel hadi, hadi. Özür dilerim Rita. Niye günahsızlarla kilisede değilsin? Oradaydım. Bildiriyi görüyor musun Emerson? Alt tarafı iki tane kural var. Onlara uymayı unutma. Zaten şarkıcılar yetiyor, silaha gerek yok. I hate the everlasting smell of cattle. I hate the flies that buzz around my head. I hate the sound of rattlers when they rattle. It's much too far from home, sweet home. It's hard to be a lady. But listen, mister, please don't be misled. I love it out here in the west, because the life is free and easy. You can do most anything you doggone please. There's room to stretch and there's room to breathe. I'm just brimming over with zest, because I love it out in the west. Rita'ya rağmen hala hayattasın. Şirin olmak için büyük çaba harcıyorum. Sertlik bu kızın doğasında var. Gözün arkada kalmasın. Adamlarım gerekeni yaparlar. Yine de dikkat edin olur mu? Barımı kapatmayı düşünmüyorsun ya. Sana bağlı bu. Karşıdaki tüccarlar buna izin vermezler. Salonlar olmazsa kovboylar da olmaz. Kovboylar gelmezse tüccarlar da açlıktan ölür. Sabrım taşıyor Charlie.
Peki ne istiyorsun? Eğer mesele Rita ise aranızı bulmak benim için çok kolay. Karışmayın. Bu özel bir mesele. Bunu da hesabına yazarım. Başka ne var? Senden istediğim hiçbir şey yok Charlie. Kurallara uyu yeter. Bunu bana sadece güzel hanımlar yapabilir. Tören sırasında silah sıkıyorlar. Kasabada gündüzler bile güvenli değil artık. Neymiş o silah sesleri? Müşterilerden birkaçı biraz heyecanlanmış, hepsi bu. Kiliselerini bile getirmişler. Seni arıyordum Baldur. Merhaba Bay Raykıl. Ebileğine hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde mi? Fena değil. Şunları istiyorum. Yarın yola çıkıyoruz da. Pazar günü de çalışacaksınız. Ama eminim kızınızın duaları sayesinde Tanrı size çalışma gücü verir. Tanrı anlaşılır Bay Raykıl. Benim çocuklar biraz gürültü çıkarmışlar. Ama sakın kaygılanmayın. Alt tarafı eğleniyorlar. Kasabamız herkese açık. Şerif becerikli bir insan. Gerekirse ondan yardım isteyebilirim. İyi günler. Pis dilenciler, sizin bu kasabada işiniz yok. Sakın yoluma çıkmayın, yanıma bile yaklaşmayın. Bu topraklar sığırlar için ve daima böyle kalacak. Hadi Şerif, yardımına ihtiyacım olacak. Nasıl istersen baba. Evlerinize gidin, hadi çabuk. Bu adamlarımdan biri. Önce o davrandı silahına. Oyunda hile vardı. Hemen hallederiz serseri. Tabancamda bir kurşun daha var. Böyle konuştuğuna çok pişman olacaksın. Çocuklar durun. Evinden uzakta gömülmek istemezsin öyle değil mi? Onu dışarı çıkarın. Bu adam bir katil. Peki senin adamın elinde silah ne arıyordu? Çık dışarı George. Müzik devam etsin. Herkes bara gelsin. Bugün bütün içkiler bizden. Dikkatli ol Şerif. İki hafta sonra döneceğiz. Sen de burada olacaksın. Şimdiki gibi silahlarımızı teslim etmeyeceğiz. Bu aşağılık kasabayı öyle bir dağıtacağız ki parçalarını Texas'tan toplayacaksınız. Seni bekleyeceğim Riker. Herkes dağılsın. Gösteri bitti. Hapishaneye gidip kendini bir hücreye kilitle. Bir iki işim var, ben daha sonra gelirim. Niyetin ne seninden? Bırak şu kasabada insanlar kozlarını paylaşsınlar. Masum insanlar da var. Bahaneye bak. Zorda kalsan kasaba halkı sana yardım eder mi sanıyorsun ha? Belki etmezler. Dürüstlük her zaman işe yaramaz Şerif. Umarım bunu acı bir şekilde öğrenmezsin. Umarım. Fazla şansın yok lan. Ümit ederim ne yaptığını iyi biliyorsundur. Biliyorum. Şunu unutma ki sözde yardımcılarının hepsi birer serseri. Selim, sen kasabada kalacaksın. Kasabayı bu beladan nasıl kurtaracağız? Tek çaremiz Riker'ı kızdırmadan onun soyuna gitmek. Riker silahla uyuyan tiplerden Şerif dedin. Biraz idareci olur, ağırdan alır. Şerif'in ayakları yere değmeli. Yardım lazım mı Ed? Belki Riker yerine benden yardım istersin.
İşimin başına gideyim artık. Ben de. Salonda o kadar adam varken tutup sığır işindeki en önemli adamın başına vurdun. Beni mecbur bıraktı. Başka ne yapabilirdi ki? Silahını çekip öldürse miydi? Neyse ki Riker fazla sinirlenmedi. Bir şeyi unutuyorsun baba. Şu yıldızı görüyor musun? Onu oraya kim taktı? Sen taktın. Barış korunsun ve sığır çobanları ile salon sahipleri düzeni bozmasınlar diye. İşimizi mi kaybedelim yani? Riker ve diğerlerine iyi davranmaktan başka çıkar yol var mı sanki? Üstelik alt tarafı bir kumarbaz için. Demek öyle. Yani birini öldürmek gerektiğinde bunu şerifimizde ne yaptıracaksınız, öyle mi? Dur biraz Şerif, beni dinle. Şerif olmadan önceden 5 parasızdı. Kuraklık sığırlarını öldürmüştü ve işe ihtiyacı vardı, doğru mu? Doğru. Kasabanın önde geleni olarak onu şerif tayin etti. Bu da doğru. O halde ne yapması gerektiğini söyleme hakkı da bende demektir. Baba, Dan'in ne yapmasını istiyorsun? Doğruca Bay Riker'a gidip küçük bir yanlış anlama olduğunu söyleyebilir. Hatta özür bile diler. Riker'dan özür dilemek mi? Bunu yaparsam 24 saat içinde ne kadar sığır çobanı varsa hepsi kasabayı savaş meydanına çevirir. Bunu biliyorsun. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Beni neden şerif seçtiğini hatırlatıyorum sadece. Sense kasabanın iyiliğini değil, yalnızca kendi çıkarlarını düşünüyorsun. Yani dükkanımı kapatayım, öyle mi? Sadece aklını başına alıp kasaba için cesur kararlar ver. Belki ileride başka bir iş yapmayı düşünürsün. Yoksa aklın hala çiftçilikte mi şerif? Burada çiftçilik yapılamaz. Belki sen çiftçiliği sığır işine ve kovboyluğa tercih edersin. Ama ben şu anda yaptığım işe aynen devam edeceğim. Bundan gurur duymuyorum. Ama uzlaşmak zorundayım. Eğer ben uzlaşıyorsam sen de uzlaşmak zorundasın. Öyleyse kendine başka bir şerif bul. Çünkü bu durumda göğsümdeki yıldızın bir önemi kalmadı. Lütfen biraz dur Dan. Niye sinirleniyorsun? Şerif sensin. Şerif benim, doğru. Bir saatten az rötar yaptı. Dan, bence sen haklısın. Şerifliği bırakmalısın. Burada olduğumu nasıl bildin? Bilirsin, seni iyi tanırım. Hayır, şerifliği bırakmam. Durumun ciddiyetini anlatmak istedim, o kadar. Ama başaramadın. Bunu değiştiremezsin. Bu kadar kesin konuşma. Nasılsınız çocuklar? Huzurunuzu bozan küçük bir sorun çıkmış galiba. Sözünü etmeye değinmez. Duyduğuma göre gelecek seçimlerde aday oluyorsunuz. Evet, beni ikna ettiler. Ya salon salon dolaşacaktım ya da diş hekimine dönecektim. Oysa birileri bölgede huzuru sağlamalı. Huzuru sağlamakmış. Niye buraya gelip Dan'a yardım etmiyorsun? Çünkü bu doğru olmaz. Ben bölge sorumlusuyum. Kasabadansa Dan sorumlu. Dan'ın sorumluluk bölgesine müdahale etmek istemem. Yapma Bravo. Dost olduğumuzu sanıyordum. Tabii ki dostuz Dan. Dostuz ama bu olayda düşünmeden hareket ettin. Bütün kasaba istenmeyen olaylara gebe. Bense böyle yapmazdım. Erkekler kavga eder. Sığırlar kaybolabilir. Bazen kazalar olur ve birileri ölebilir. Bunu da bu kadar büyütecek ne var ki? Yakalanmak istemeyen adamı takip etmek faydasızdır. Ha işte tren de geldi. Şerif nerede? Şerif nerede? Ne diye bağırıp duruyorsun öyle? Anlat bakalım derdini. Şerif, treni soydular. Treni mi soydular? Emin misin? Tabii ki eminim Şerif. Trendeydim, kasabaya 5 kilometre kala. Hangi kasabaya? Bu kasabaya. Adam trene yolcu gibi binmiş. Silahını çekti ve vagonları boşalttı. Zarar ne kadar? Bilmiyorum. Beni korkutmak için ateş etti. Sonra da trenden atlayıp kaçtı. Bayağı bir tehlike atlatmışsınız. Bir keresinde benim tam 50 dolarımı aldı. Sen de yanına bu kadar para almasaydın. Dediğim gibi bir seferinde... Hemen peşine düşerseniz onu yakalayabilirsiniz. Yanlış adam yakalarsak işte iyi olmaz. Nasıl biriydi? Uzun boylu, kahverengi gözlü ve siyah sakallı. Sakalı kızıl renkli. Gördünüz mü? Kesin eşkali yok. Zavallı ihtiyar Bravo. Bakalım bu beladan nasıl sıyrılacak? Herhalde ona yardım edersin. He? Niye yardım edeyim? Bölge meselesi. Onlar uğraşırken ben de Enin barında dinlenirim. Oraya neden gidiyorsun Dan? Enin içkisi iyidir. Hem kızlarla dolu bir barda Bravo ile kağıt oynamak da çok eğlenceli olabilir, öyle değil mi? Anlaşıldı. O bara niçin böyle sık sık gittiğini şimdi anladım. Ne anladın? Sanırım sen hala ne tür bir kadın istediğine karar verememişsin Dan. Affedersiniz. Çiftçilerin kampı ne tarafta biliyor musunuz?
Henniber isimli birini arıyorum da. Caddeyi takip et, ikinci soldan dön ve dümdüz git. Teşekkür ederim. Bir dakika lütfen. Umduğumdan daha erken geldiniz. Şu sizin kampı ben de görmek isterim. At biner misin? Evet, binerim. Beni takip edin, sizi götüreyim. Merhaba Rita. Sen de mi sakal bırakıyorsun? Senin mutfak önlüğü giydiğin gün ben de sakal bırakacağım. Günün birinde mutfak önlüğü giyersen ben sakal bırakırım. Onu beğeniyor musunuz efendim? Cevabı bulduğumda sana söylerim. Sen amma da zeki bir çocukmuşsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim ufaklık. Adım Henniberry. Yolculuk nereden Bay Henniberry? Ohio'dan geliyoruz. Buyurun oturun. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim adım Henry, Henry Dreyer şerif. Ben eyalet şerifi değilim. Abilene kasabasının şerifiyim sadece. Aslında ben sizi toprak adamı veya sürü sahibi sanmıştım. Buranın toprakları çok verimlidir. Adamların bir dönümden haftada 20 çuval mahsul aldı. Fakat burası sığır çobanlarının bölgesi. Toprak tanrınındır. Her kulun hakkı vardır değil mi? Kasaba halkı sizi burada barındırmaz. Umurumuzda değil. Burada kalacağız. Ailelerimizi getirdik. Burada kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Kimseden bir şey istemiyoruz. Toprak işlenmek ister. Biz onu, o da bizi doyurur. Bak bu doğru. Kasabalılarla dost olacağımızı ümit ederim. Dost olmak istemezlerse yine de uzun vadede bizim için fark etmez. Bu şarkıyı ben çok severim. Babam iç savaşta öldü. Benim de oğlum öldü. Şurada atınıza bakanlar onun çocukları. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sana inanmıyorum. Hepsini uydurduğundan eminim. Ben bu ata bindim. Değil mi efendim? Evet, bindi. Ben de sabanla at sürmesini bilirim. Sabanla mı? Toprağı tohumlamak için. Tren soyguncusundan haber var mı şerif? Herhalde çoktan bölgemizi terk etmiştir. Hadi boş durma da iki viski ver bana. Demek treni soyan adamı arıyorsun öyle mi? Herhalde adama sığır ticareti için para lazımdı. Eşkali belli mi? Uzun boylu, kahverengi gözlü, kızıl sakallı. Kimse emin değil. Adın Jed Younger mı? Evet. Patron seni hemen bürosuna bekliyor. Uzun boylu, kahverengi gözlü ve kızıl sakallı. Öyle birini ben de görmedim.
Boş boş duracağına iki viski daha ver. Bir mesele mi var Charlie? Evet. Galiba bir hata yapıyoruz. Şu çiftçiler belki de tahminimden daha fazla dert çıkaracaklar. Daha şimdiden sürü yolunun her tarafını kapladılar. Belki de tek düşmanımız kasabanın tüccarları değildir. Tüccarların burnu paranın kokusunu millerce uzaktan alır. Eğer çiftçilerden elde edecekleri kâra sığır tüccarlarından daha fazla olursa hemen çiftçilere arka çıkarlar. O zaman bizim kaldırımın yerinde yerler eser. Binlerce kilometrelik alanda iş bulamayız. Ben sana sadığım. Sadakat mi? O da neymiş? Bilirsin. Sadakat. Hemen odana çık Chad. Sonra görüşürüz. Peki Charlie. Koş aslanım. What they say is true, and I'm gonna keep on playing hard to get with everyone that is except with you. All you gotta do is snap your fingers and I'll be there. All you gotta do is clap your hands and I'll come running anyway. All you gotta do is give a whistle. I'll be at your feet. And if you should wonder, do I love you? There's a very simple little tale. All you gotta do is snap your fingers and I'll do the rest.
Charlie'ye Bodrum'da güreşiyorlar demiştim. Benim seninle çalışmamı kim baltalıyor orada? Bilmiyorum. Dikkatli olun çocuklar. Demek sendin. Ne oldu? Bana arka sokakta ateş etti. Bunu daha önce görmüş müydün? Rocker'ın adamlarından biri. Hı-hı. Sanmıyorum ama belki bir gün şarkımı bitirmeme izin verirsin. Müzik Bodrum'dan duyuluyordu. Belki de adam sözleri beğenmedi. Bu niçindi? $4 gündelikle hedef tahtası olduğum için. Ne kadar sıkıcı bir akşam bu böyle. I love it out here in the west because the west is best for loving. Sinek yedili, sıra sende. Sinek sekizli, sinek dokuzlu ve sinek onlu. Bu ne güzellik Rita. Teşekkürler. Neden üstünü değiştirmedin? Üşendim, değişmedim işte. İyi akşamlar Dan. Otursana. Şu büyük ustayı yener yenmez beraber oynarız. Sus da oyununu oyna. Sinek vale, sinek kız, sinek papaz ve sinek az. $4.40 borcun var. Bu kadının yanında hiç şansım yok. Hoş, hiçbir kadının yanında yok ya. Bazen gayet zekice laflar ediyorsun, bravo. Evet, biliyorum. Sen de oynar mısın Rita? Hayır, sağ ol. Bu akşam barda çıkan çatışma yordu beni. Yaralanan oldu mu? Bazıları o kadar şanslı ki anlamak imkansız. Sanki kurşun işlemiyor. Bileğine de onca tekme yediği halde. Yemeğe de devam edeceksin. Oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız? Niçin? Herkesin işine burnunu sokuyorsun da ondan. Sürüyle uğraşanlar caddenin bir tarafında içiyor, diğerleri de öteki tarafında. Onlarla derdin nedir? Kontrol altında tutulmazlarsa kasaba ne hale gelir hiç düşündün mü? Burada kağıt mı oynuyoruz yoksa toplantı mı yapıyoruz? Beyefendi çapulculara kibar olmayı öğretsin. Onlar da bu budalayı vursunlar, öyle mi? Keşke Charlie için çalışsaydı, geleceğini garantilerdi. Dört şeriften sonra hiç olmazsa hayatta kalırdı. Biliyor musun, bunu hiç düşünmemiştim. Çok ilginç. Neresi ilginçmiş? Bu bir günlük kavga değil. Kanunsuzlarla namuslu insanların, sarhoşlarla ailelerin kavgası bu. Çiftçiler yerleşince Abilene kasabası tarihe karışabilir. O zaman ne yaparsın Rita? Bu kasaba asla yok olmaz. Ben de asla taşınmam. Benim yaşam biçimim bu. Niçin? Çünkü hoşuma gidiyor. Karakterime de uygun. Asla mutfak önlüğü giymeyeceğim. Başka soru da sorma bana. Hala aramızda kağıt oynamak isteyen birileri var mı acaba? Madem bu kadar ısrar ediyorsun, hadi bakalım. Maça yedili. Maça sekizli. Benden pas. Maça dokuzlu, maça onlu. Maça vale, kız, papaz. Oyna bakalım. Önce ahırlar, sonra evler. Birkaç meşale yakın. Çabuk olun. Oh!
Hadi çıkın, çabuk olun, çabuk. Acınızı paylaşıyorum Bayan Kemby. Bunu yapanları lanetliyoruz. Niçin bize zarar vermek istesinler ki? Kimseye bir kötülüğümüz dokunmaz. Bu son derece açık. Sürü sahipleri bizden nefret ediyor. Çünkü biz 40 dönümden 12 insanı besliyoruz. Onlar gibi bir sığırı değil. Bizi mücadele etmek zorunda bıraktılar arkadaşlar. Kendileri kaşındı. Sakin ol evlat. En az onlar kadar bineceğiz. Burası onların özel mülkü değil. Peki bu işi sürü sahiplerinin yaptırdığını nereden biliyorsun? Başka kim bizi korkutmak ister? Evet. Susun beyler, susun. Soruşturmayı sakin bir şekilde yapmalıyız. Lütfen sessiz olun. Soru sorduğunda cevap verirsiniz. Aranızda saldırganların eşkalini verebilecek veya onları tanıyan biri var mı? Ben içlerinden birini tanıdım. Onu karanlıkta nasıl tanıyabildin? Ortalık karanlıkta değil mi? Çiftçiler karanlıkta diğer insanlardan daha iyi görürler. Ben de gözünün önünü göremeyen çiftçiler bilirim. Az ileride oturan bizim Donaldson. Adı neydi Frank? Korkma, bana söylediğini ona da söyle. Jed Younger. Jed Younger'ın derhal tutuklanmasını istiyoruz. Teşekkür ederim Emily, yine bekleriz. İki kutu 45'lik vermiş herif. Kimin yaptığını buldular mı? Jed Younger'mış. Ama olay kasabada olmadı. Bu bölgenin meselesi. Niçin kendini tehlikeye atıyorsun da? Jed Younger'ı oraya gönderen bu kasabadan bir iş yeri. Yani bu meseleyi bu kasabadan biri halletti. Herhalde sana gitmediğine yalvarı bağlasam da kararın değişmeyecek. Evet. Buraya geleceğini biliyordum. Geleceğimi nasıl anladın? Charlie ve Jet meselesi. Nasıl yani? İkiye karşı birsin. Aa, otursana. Şerif Bao meseleyi ele almış. Jed Younger yakında kulesi boylar. Çok üzüldüm Dan. Galiba yakında şerifliği bırakıyormuşsun. Bakalım, düşünüyorum. Benimle çalışabilirsin. Senin yanında işimin hazır olduğunu biliyorum Charlie. Ne zaman istifa ediyorsun? Orası hiç belli olmaz. Hesapları kontrol ettin mi Charlie? Hemen hemen bitti. Bu arada yeni ortağımla tanıştım Dan. Sana buraya kök salacağımı söylemiştim. Şu andan itibaren gösterinin tek sahibi benim. Ama sen bana çalışacaksın Dan. Bunu unutmam. İyi şanslar. Bir şey mi var? Pek emin değilim. Merhaba Dan. Canın kağıt oynamak mı istedi? Hayır, Bravo'yu arıyordum. Haber var mı? Ne haberi? Şu mesele mi? Evet, birazdan dışarı çıkıp çalışmaya başlayacağım. Çıkıyor musun? $4.40 alır almaz. Niye sordun? Yardıma ihtiyacın olabilir. Ne yardımından bahsediyorsun? O jet serserisi kodese nasıl girdiğini anlayamayacak bile. Hadi yani adalete geciktiriyorsun. Karo yedili şerif. Bu iş biraz tuhaf geliyor bana. Tuhaf olan ne? Senin tutumun. Jet bir katil. Ben neyim, bostan korkuluğu mu? Kaplumbağa demek daha doğru. Benim araştırma yapmama itirazın yoktur herhalde. Tabii ki var. Üstüne vazife olmayan bir şeye izin vereceğimi nereden çıkardın? Bunu ben de öğrenmek istiyorum.
Bunu Charlie mi merak ediyor yoksa sadece benim sağlığımla mı ilgilisin? Sadece işimle ilgili. Beni de şu oyunun sonu ilgilendiriyor. Bitsin ki ben de işime bakayım oynayanı. Karo sekizli. Niye bu insan avına katılıyorsun? Meslektaşlarıma her zaman yardım ederim. Sebep bu değil. Belki de sadece atla gezmeyi seviyorum. İnsanlardan uzakta. Bravo, seni bekliyorum. Hadi. Maça sekizli. Maça dokuzlu, maça onlu. Maça vale, maça kız. Maça papaz. Olamaz yine mi? Olamaz yine mi? Nereye böyle Rita? Söylesem de bana inanmazsın. Şerif yardımcısı olarak kanuna uyacağına yemin et. Ben seni içeriden istiyorlar. Benim? Evet. Rita? Ben. Sana veda etmeye geldim. İyi ama... Hiçbir şey söyleme. Sadece beni kollarına al ve sarıl. Peki. Seni koca budala. Aç şu kapıyı. Kendine iyi bak Rita. Döndüğümde sarılma faslına devam ederiz. Dan, çıkar beni buradan. İyi fikirdi George ama tutmadı. 10 dakika sonra sal. Hazır mısın Dan? Geldim Bravo. Güneş doğdu. Ne? Tamam. Biraz yardım etsen fena olmaz. Yardımcılarım var, onlardan yardım iste. Eski yardımcılarım yani. Dün gece hepsi sıvıştı. Yani kaçıp gittiler mi? Saat 3 civarında. Fazla gürültü de yapmadılar. Tekrar uyuyabildim. Madem onları gördün niye durdurmadın? Faydaları olmazdı zaten. Böylesi daha iyi. O zaman biz de geri dönelim. İkimiz ne yapabiliriz ki? Cedi yakalamak için tek kişi bile yeter. Dün gece uyumadan önce etraflıca düşündüm biliyor musun? Neyi düşündün? Ced Younger'ı. Ne dersin? Bu ateş şu tepeden rahatça görülebilir mi? Ne demek istiyorsun de? Eğer bu takibin amacı Ced'in peşinde olduğumuzu belli edip kaçmasını sağlamaksa burası ateş yakmak için ideal bir yer. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Nereden mi? Bana sorarsan Ced bizi oradan rahatlıkla görebilir. Yanlış hatırlamıyorsam o tepede eski barakalar vardı. Saklanmak için ideal bir yer. Gidip bir göz atayım. Sen en iyisi kahvaltıyı hazırla Bravo. Ama sen... Bana sorarsan hemen yola koyulmalıyız. Nereye? Öncelikle kasabaya dönüp ortadan kaybolan yardımcılarını bulalım. Peki ya takip ne olacak? Bak Dan, burada komuta bende ve sana dönelim diyorum, anlaşıldı mı? Hayır, ben takibe devam ediyorum. Bu konuda ısrarlı mısın? Bir şey olmadı değil mi Dan?
Bu senin iyiliğin için evlat. Seni bile bile ölüme gönderemezdim. Ne o çiftçilerin problemleri, ne de Jed Younger. Bunlar bizi ilgilendirmez. İyi misin Dan? Böyle burnunun dikine gitmene izin veremem. İnatçılar çabuk ölür, bilirsin. Bu akşam gelip seni çözerim. İnan en iyisi bu. Sakın ortadan kaybolayım deme ha, burada kal. Zavallı çocuk. Karıncaların saldırısına uğramıştır. İşe bak. Ben de acıyordum ona. En iyisi tüyeyim buradan. Senin farkında mısın? Hava sıcak değil mi? Ama hafta sonu da yağmur yağacağından eminim. Defol başımdan. İçme suyun var mı? Tabii, içeride istemediğin kadar var. Hadi arkadaşını da al, içeri gel. Ben onun arkadaşı değilim. Öyle mi? Tabii ki arkadaşız. Her gün böyle antrenman yaparız. Hadi dostum kalk. Diyelim ki ben valiye atıyorum. O zaman ne olacak? Duruma göre değişir. Oyunun temel kuralına göre öncelikle... Sen en iyisi burada kalıp oyun oynamaya devam et. Bravo. Biraz oyundan bir şey çıkmaz. İşe başlamadan George'a bir iki numara öğreteyim. Burada kalacağına söz ver. Sen hiç kovanı terk eden arı gördün mü? ne diyordun sen? Hangisi daha büyük? Kız mı, papaz mı? Bir bakayım. Vay vay. İstersen şu kağıtları bir daha dağıtayım. Sen misin Bob? Yardım etsen iyi olur. Aşçılıktan anlamam. Tavaya biraz daha yağ koy. Hiç tavsiye etmem Jed. Ne istiyorsun? Birazcık zamanını alacağım. 20 yıl kadar. Ama Charlie demişti Bravo ki... Bravo senin görebileceğin bir yere kamp kurdurttu ve sonra aksiyona gitti. Tamam mı? Neden bahsettiğini anlamadım. Bravo nerede? Meşgul. Hadi Jed, kasabada bizi bekliyorlar.
Anlamadığım bir şey var. Sen bölgenin değil, kasabanın şerifisin. Bu olayda vazifen ne senin? Çocuklarımın güvenliğini sağlamak. Senin çocuğun yok ki. Bir gün olabilir. Hazır mısın Cet? Dur ceketimi alayım. Dışarısı soğuk. Kalk. Yeter artık Cet. Durma, çek tetiği. Seninle gelmiyorum. Hayır geliyorsun. Beni kötülüğe zorlama, görevimi yapacağım. Seni kasabaya canlı götürmek istiyorum. Senin bile yakalanabildiğini herkes görmeli. Bu benim için önemli. Karo kız, karo papaz, evet. Hey! Oyununuz bitmedi mi daha? Bana $14.17 borcum var. Tamam, tamam, öderiz, merak etme. İşte arkadaşın. Bu da mı arkadaşınız beyler? Bunu ne yapayım ben şimdi? Senin mahkumun. Kağıt oynamayı bilir misin ahbap? Kapa çeneni. Bak Ten, bu yaptığın aptallık. İşin rengi değişti. Düşünsene Bravo. Katili yakalayan kahraman şerif olarak gelecek seçimler için ne kadar oy kazanmış olacaksın. Hey gelin, gelin şuraya bakın. Bakın şuraya bakın. Şerif Bravo, onu sen mi yakaladın? İşte görmüyor musun? Şerif için hep beraber 3 defa. Yaşa! 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 Sağ olun çocuklar. Ben sadece görevimi yaptım. Şişko ayyaş yalancı seni. Epeyce boğuştuk ama hiç önemli değil. Ah Dan, döndüğüne ne kadar sevindim bilemez. Ben de sevindim. Yaşa Şerif! En büyük sensin! Sağ olun, sağ olun. Çok yaşa, sağ olun. Çok yaşa Şerif! When I was a child, I burned my fingers. And it taught me not to play with fire. Don't know why this lesson didn't linger. Here, this foolish heart of mine has burned its finger many times. But still, it doesn't lessen my desire. Every time I give my heart, I know that it's the last. But when that love has passed, I sigh, well, maybe next time. Every time I give my heart, I
back where I began. Just another also ran. But maybe next time, next time, I waited long for this romance. And when we met, my heart was lost. With you I think I stand a chance, but just the same, I've got my fingers crossed. Every time I give my heart, for instance, like with you, I swear that for we two, there'll be no next time. Bir terslik mi var? Ortalık sakin. Kaldığımız yerden devam ederiz dedim. Biliyor musun, senin en sevmediğim tarafın kendinden çok emin olman. Teksas'ta yaşayan bir adamın en büyük silahı kendine güvenidir canım. Kendine güvenmiş. Ay, yaş serseriler için öylesine kolay bir hedefsin ki. Her şey değişecek. Rita, bence çok kötü bir yatırım yaptın. Sana öyle geliyor. Artık her şeyi öğrendiğine göre odadan çıkar mısın lütfen, üstümü değişeceğim de. Henüz hiçbir şeyi öğrenemedim. Sen panonun arkasında giyinirken ben de konuşmaya devam ederim. Yeri gelmişken o pano hiç hoşuma gitmedi doğrusu. İskemlenin üstündeki elbiseyi verir misin? Herhalde bu ağır parfüm de buraya gelen müşterileri uzak tutmak içindir. Kasabaya gelen herkes senin cazibene kapılıp kendini kaybediyor. Atla bir gezinti sana iyi gelir. Kararlarımı kendim veririm. Korkuyorsun. Çık dışarı. Sert görünmeye çalışıyorsun çünkü korkuyorsun. Korkuyorsun çünkü aslında duygusal bir kadınsın. Artık kafamı kilitli tutacağım. Zamanımızı boşa harcadığımızı şimdi anlıyorum. Bunu yapacağını biliyordum. Benim her erkeğin kollarına atılan bir kadın olmadığımı anlamanı istedim. Bu arada sen de bir şey anlamış oldun. Seem to think I'm playing hard to get. I must confess that what they say is true, and I'm gonna keep on playing hard to get with everyone that is except with you. All you gotta do is snap your fingers and I'll be there. All you gotta do is clap your hands and I'll come running anywhere. All you gotta do is give a whistle, I'll be at your feet. And if you should wonder, do I love you, there's a very simple little tale. All you gotta do is snap your fingers. And I'll do the rest.
Kadınlar Birliği Başkanınız olarak bugünkü şeref misafirimizi tanıtmaktan son derece gurur duyuyorum. Şerif Bravo Tremble. Bu güzel daveti kabul ederken inanın ki aklımdan politikanın P'sini bile geçirmedim. Bundan emin olabilirsiniz. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Eğer bölgemizde düzenli çalışan bir kanun sistemi ve kanun adamları olmasaydı halimiz ne olurdu bilemem. Jed Younger'ı nasıl yakaladığınızı anlatır mısınız? Jed'i yakalamak kolay olmadı tabii. Silahımı çekip üzerine doğrultur doğrultmaz bu konuda ne kadar ciddi olduğumu derhal anladı. Bu benim doğamda var. Ne kadar da mütevazı bir insansınız Şerif. Onu nasıl takip ettiğinizi de anlatır mısınız? Şerif'ten size yardım etti mi? Evet, biraz. Kavgada canınız acıdı mı? Hayır, pek acıdı diyemem. Yumruklarım aşındı biraz. Siz asıl Jed'in halini görecektiniz. Kendine gelmesi için epey zaman lazım. Yaralarının iyileşmesi için nasıl olsa bol bol vakti var. Şerif Tremble! Şerif Tremble! Jed Younger hapisten kaçtı. Jed hapisten mi? Kaçtı mı? Bir hapishaneyi basıp onu kaçırdı. İki kişiyi öldürdüler. Çoktan tepelere varmışlar. Hayır, hala kasabadalar. Şerif Dan Mitchell'a haber verdiniz Dan mi? Dan Mitchell'a mı? Bölge şerifi sensin ama. Doğru ama burası benim yetki alanım değil ki. Ben adamın peşinden ağırlara gitti. Herkes içeri girsin. Hadi çabuk olun. Çabuk çabuk hadi. Hadi hadi. İşte orada. Kızım durmadan seni soruyor. Bunu biliyor musun? Hayır. Söylenip duruyor. Yanılmıyorsam senden korkuyor. Belki de senin için korkuyor. Düşününce olup bitenler çok sinir bozucu çatışmalar. Ölümler. Bu olaylar günlük hayatın birer parçası olmamalı. Doğru. Belki de kovboylar konusunda sen haklıydın ben. Bugün Charlie'den öğrendiğime göre Riker yakında burada olacakmış. Ne dersin? Başladığım işi bitireceğim. Hala gitmek için bir şansın varken tekrar düşünsen. Tanıdığım tecrübeli bir yaşlı bana demişti ki her iş olacağına varır. İyi geceler Ed. Sherry. Dan'le konuşmak istiyorum yalnız. Ama Sherry. Lütfen baba. İyi geceler Dan. Dan. Bilmeni istediğim bir şey var. Babam bizi buraya 10 sene önce getirdi. Kasabadaki ilk gün Texas Caddesi'nde dolaşırken iki sarhoşun silahlarını çekip ateş ettiklerini gördüm. Bir tanesi öldü. O zaman 10 yaşındaydım. Cesetten akan kan ayaklarımın ucuna kadar gelip pabucuma bulaşmıştı. Benim için bu kasaba hep öyle kaldı. Artık böyle olaylar olmayacak. Olacağını biliyorum de. Kimse de bunu değiştiremeyecek. Hatta sen bile. Şerif, ne dediğinin farkında mısın sen? Evet farkındayım Dan. Her gün dua ediyorum. Kendim için ve senin için. Her gün belki de bu sabah... ...Dan'i kanlar içinde bulacağım diye uyanmak ne kadar zor bir bilsen. Şerif. Oh Dan. Bana biraz önem veriyorsan... ...al götür beni buradan. Şerif. Ben senin için doğru insan değilim. Korkuyla yaşamak bana göre bir yaşam değil. Öyle olsun. Jed Younger'ı niye öldürdüğünü şimdi daha iyi anlıyorum. Onu şerif olduğun için değil. Sokak ortasında bir ceset görmek istediğin için öldürdün.
Şerifliği bırakamıyorsun çünkü seviyorsun. Sen de onlar gibi bir katilsin Dan. Sherry yeter artık. Jed ilk ceset değildi, son da olmayacak. Elindeki silahla kasabayı idare et. Senin hayatın bu. Kendi zevklerin uğruna kasabayı ateşe at. Kasabayı silahla idare ettiğim doğru Sherry. Jed gibi serserilerin kökünü kazıyana kadar buna mecburum. Sana inanmıyorum. Şiddet seni eline geçirmiş. İstesen de değişemezsin. Senden kendin için tek bir şey yapmanı istiyorum. İstifa et. Lütfen. Ne olur istifa et. Git buradan. Haklısın Jim, bu işte hep beraberiz. Zaten bir araya gelmemizin amacı da bu. Birlik olup gerektiğinde mücadele etmek. Biz barış istiyoruz Henry. Jed Younger'ın öldürdüğü insanları unutma. Bu bölgede 400'den fazla aile var. Ve bu daha da artacak. Sürü sahipleri için bir tehdidiz, bunu biliyorlar. Henry haklı. Eğer kasabanın halkı bize karşı çıkmazsa sürü sahipleri onları cezalandıracaktır. Burada hepimiz mutlu olabiliriz. Eğer güçlü olursak. Bu kadar konuşma yeter arkadaşlar. Şimdi yapacağımız ilk iş çitleri yerleştirmek. Sürüler gelmeden dikenli tel çekebilirsek toprağımızı korumuş oluruz. Bu yaptığımız yasalara uygun mu? Toprağımızı almak istiyorlar. Onu korumak en doğal hakkımız. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Teşekkür ederim Bayan Flint. Dikenli tel istiyorum Bay Bowler. Dikenli tel mi? Ne kadar olacak? 400 bobin. Teli ne yapacaksınız? Siz tüccar değil misiniz? İşte size para. Soru sormanıza gerek yok. Soru sormaya niyetim yok ama bir aptala dinamit satmak da istemem. Dikkatli olmalıyım. Telleri isteyen yaşlı bir adam Bay Bowler. İyi bir adam. Karısı ve çocukları var. Şu anda elimde yok. Olsa bile satmazdım zaten. Bay Bowler. Vaktiniz var mı Bayan Bowler? Ne istiyorsunuz Bay Dry? Babanız dikenli tel satmayı reddetti. Topraklarımızı korumak için bize tel gerek. Başka cinayetler için mi? Sizce ben bir katile benziyor muyum? Üzerimde herhangi bir silah görüyor musunuz? Ben buraya niye almaya geldim? Dikenli tel. Sadece karnımı doyuracağım toprağın sınırlarını belirlemek için. Bu bir suç mu? Hayır. Peki bu sizin için neden önemli? Babamın sahip olamadığını istiyorum. Toprağa. Verimli olan ve üzerinde bir ailenin huzurla yaşayabileceği bir toprak parçası. Sizce bunda bir kötülük var mı? Hayır. Hayır, hiçbir kötülük yok. O halde niçin tereddüt ediyorsunuz? Burada gurur duyulacak. Ne yaptınız ki? Bu kasabaya huzuru ancak biz getirebiliriz. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama size izin vermezler. Verecekler. Artık biz de güçlüyüz. Çok kan dökülecek. Eğer harekete geçmezsek bu sonumuz olur. Sen olsan ne yapardın? Seni tanıyorum çünkü geldiğimden beri seni izliyorum. Beni mi izliyorsun? Yani arada sırada gözüme çarpıyorsun. Sen de bizim gibisin Sherry. Bize benziyorsun. Eminim aynı şeyleri istiyorsun. Bence ortak yönümüz pek çok. Burası güzel bir yer olacak Sherry. Birlikte başaracağız. Tek yapacağım bana telin yerini söylemek. Ben daha sonra habersizce alırım. Al bu da parası. Bize bir şans tanı Sherry. İkimize de. Thank you.
Tarlaları dikenli tenle çevirmişler. Göz alabildiğine uzanıyor. Allah kahretsin. Kimse benim sürümü durduramaz. Yıkın şu çitleri. Sürü. Riker mı? Çitleri yıktı. Sürüyü üstümüze sürdü. Onları içeri alın. Biri doktor çağırsın. Hadi yardım edin. Sen de gel Harry. Hennenberry öldü. Al Bronk'ın da. Free McBerry'de. Dur biraz. Dikenli teller neredeydi? Sürü yolunun karşısında. Sürü yolunun karşısında mı? Hı hı. Yani siz o yolda dikenli tel mi döşediniz? Evet. Ama bunu yapamazsınız. Hem teli nereden buldunuz? Riker gelir gelmez o telleri kimin sattığını öğrenecek. Yalnız teller için gelmeyecek. Öteki çiftçiler nerede? Onları dere yatağının oraya gönderdim. Hava kararmadan onları buraya getirin. Ben destek bulmaya çalışacağım. Hangi taraftansın Charlie? Ben mi? Ben tarafsızım Dan. Tarafsız bir salon sahibi. O eskidendi. Çünkü bir saat içinde kapatıyorsun. Orada dur bakalım. Bu gece azgın sığır sürüleri kasabadan geçirilecek. Belki henüz duymadın. Sürü yolu kapandı. Tamamen. Benim duyduğum kadarıyla yeniden açılmış. Charlie, kendini kurtarmak için sana bir şans veriyorum. O şansa benden çok senin ihtiyacın var Şerif. Anladığım kadarıyla $6,000 zararın dışında 7 tane de masum insan ölmüş. Sanki iç savaş yeniden başladı. Dikenli telleri kimin sattığını bilmek istiyorum. Ben satmadım, adamı geri çevirdim. Senden başka tel satan yok ki. Ne demek bu? Telleri onlara ben sattım. Telleri ailelerini tehlikeden korumak için aldılar. Bir çiftçiye inanacak kadar saf mısın? Bir çiftçiye inanmanın nesi saflık? Onlar da insan bizim gibi. Hatta daha iyiler. Hiçbirinin belinde silahla dolaştığını gördünüz mü? Bu kasabaya huzur ve barışı ancak öyle insanlar getirir. Kovboyların sürüyü üzerlerine süreceklerini nereden bilebilirlerdi? Hepsi belasını buldu. Peki bize ne olacak? Riker Terim bu kasabadan alındığını biliyor. Ve bu gece burada olacak. Kasabayı ateşe verip hepinizi buradan atacak.
Bütün bunların tek sebebi o çiftçiler. Bir şey söyleyebilir miyim? Artık bir dönüm noktasına geldik. Doğru kararı vermek zorundayız. Bu kavga Kansas eyaletinin kavgasıdır. Eyaletin geleceği söz konusu. Dostunuzu, düşmanınızı iyi bilin. Birkaç çiftçi için bu kavgaya değer mi? Belki değmez ama binlercesi için değebilir. Ama o kadar kalabalık değiller. Şu anda kalabalık değiller ama kendi federasyonlarını kuruyorlar ve %25'i organize olmuş durumda. Kaba bir hesapla kaç çiftçi eder? Sanırım 1000'in üzerinde. Peki ya Riker hepsini bölgeden çıkarırsa? Ben buna hiç ihtimal vermiyorum. Ne yani, yoksa niyetin Riker'la kapışmak mı? Bu öğleden sonra insanlar öldürüldü. Niyetim gayet açık, öyle değil mi? Dan, onlara telleri sattığımda bu işin senin başına dert açacağını düşünemedim. Boş ver. Kavga başlamadan ilk silahı kimin çekeceğini bilemezsin. Tam 400 aile. Eğer her aile yılda $500 kasabada harcarsa bakalım toplam ne kadar oluyor? Hemen hemen çeyrek milyon dolar eder. Peki sürü sahipleri ne kadar harcıyor? Şimdi eğer bu 400 aile yılda sadece $300 harcarsa... Eğer ben ne yapacağımı biliyorum. Buradan çıkıp Charlie'ye gideceğim ve Riker'a karşı beni temsil etmesini isteyeceğim. Ben tarafsızım. Bu kavganın bir parçası olmak istemiyorum. Sessiz olun. Eğer bir yıl içinde toplam 800 aile olursa $500,000 demektir. $500,000. Üstelik barış içinde. Peki ya çiftçiler kaybederse, o zaman ne olacak ha? Işıkları söndürün hemen. Bar kapanıyor. Işıkları kapatacak mısınız yoksa ben mi kapatayım? Dan, yardıma geldim. Sen bu işe karışma. Birlikten kuvvet doğar. Burada bekle. Dur oğlum. Bizimkiler çok kızgındı. İhtiyar Beri'yi herkes severdi. İyi akşamlar Şerif. İyi akşamlar Jack. Bu iş kesin olarak bitmeli. Bu son kavga olmalı. Öyle de olacak Henry. Sana mutfak önlüğü o kadar yakışacak ki bilemezsin. Gösteriyi nasıl durdurursun sen? Buranın sahibi benim ve ben ne dersem o olur. O zaman emir ver de ışıkları kapatın. Yakalayın. Dikkat et Dan. Işıkları söndür Charlie. Yoksa ben söndürürüm. Sen
Salonumu ateşe verdin. Bunu yapmak istemezdim. Dur. Söndürün ışıkları. Sana bavulunu topla demeye geldim ama sağlam eşyan kalmamış galiba. Nasıl yaparsın bunu? Salonu nasıl kapatırsın? Dinle Rita. Yakında burası güvenli bir yer olmayacak biliyorum. Bana güvenli olmaktan söz edene bak. Taş kalpli serseri seni. Emir vereceğine git de Riker'la kozlarını paylaş. Sen beni uyarmıştın. Şimdi de seni uyarma sırası bende. Her şey bitti. Sana göre bitebilir ama benim için bitmedi. Silahlar patladığında seni kim koruyacak? Tüccarlar mı, çiftçiler mi? Orada caddenin ortasında gelip seni vursunlar diye öylece bekleyeceksin. Sonuna kadar mücadele edeceğim Rita. Bu salondan geriye hiçbir şey kalmayacak. Ortaklık işinde bitecek. Beş parasız kalacaksın. Git yoksa seni ben öldüreceğim. Bu kez gerçekten ciddiyimden. Burası benim. Parasını da ben ödedim. İstemediğim biri buraya girmeye kalkarsa acımam, beynini dağıtırım. Defol git buradan. Diyelim ki toplam 1000 aile. Yılda 300 dolar. Bakın harcan... geliyorlar. Bak patron, kim geliyor? Salonlara hangi akla hizmet kapattırdın? Sana ve adamlarına sürpriz yaptım. Bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Belli ki hazırlıklı gelmişsiniz. Çocuklar, şöyle gönlünüzce eğlenmek ister misiniz? Birazdan kafaları çekip her yere saldırmaya başlarlar. Riker! Riker dedim! Seni gördüğüme ne kadar sevindim bir bilsen. Senin salonu da kapatmadı ya. Bak Riker, inan mecbur kaldım. Hadi çocuklar, başlayın. Hadi arkadaşlar! Hadi! Sherry. Geliyorlar mı? Umarım. Ama birazdan çok geç olacak. Teller hakkındaki gerçeği söylersen iyi olacak. Niyetimizin ne olduğunu söylemiştim sana. Sana inanıyorum Henry. Hadi güzelim, bir öpücük ver. Bırak bana onu. Eline sağlık. O kadar sert vurmak istememiştim. Kendini nasıl hissediyorsun? Çok iyiyim. Oh Dan. Seninle gurur duyuyorum Şer. Ben de seninle. Henry ile de. Tabii kendimle de. Ortalık çok karıştı Dan. Onları durduramaz mısın? Senin yerinde olsaydım Henry fikrimi değiştirmeden bu güzel kızı hemen buradan uzağa götürürdüm. Uzağa mı? Yani sen... Evet öyle. Gel Henry, ben sana anlatırım. Burada ne işin var senin? Şerif'in ofisi de korunmalı diye düşündüm. Ya sen nereye gidiyorsun? Bölgede ayakları renkli koyunlar doğmuş tabii, bakmamı istediler. Bu şansı bir daha bulamam. Koyunmuş. Belki de bir hata yapıyoruz Henry. Niçin biz çiftçileri istemeyen bir kasabaya yardım edelim ki? Ne oldu? Korkuyor musunuz? Hayır hanımefendi, korkmuyoruz. Sadece neler olduğunu hala anlayabilmiş değiliz. Ben söyleyeyim.
Bu sarhoş kovboylar sizleri bu topraklardan atmak istiyor. Çiftliklerinizden, evlerinizden, her yerden. Kendini bölge şerifi sayan bir aptal sırf kendini, koltuğunu düşündüğü için bu tehlikeyi daima göz ardı etti. Ve olaylar patladı. Bu kasabada mı? Mücadeleniz yalnız bu kasaba için değil, yaşama hakkı için. Neler oluyor orada? Sizler bu kasabaya ait olmadığınızı düşünüyorsunuz. İşte şerifiniz Tremble size önderlik edecek. Ne dedim? Hiç olmazsa bu adamlara yol gösterebilirsin. İyi ama koyunlar beni bekler. Siz Jet Younger'ı yakalayan şerif değil misiniz? Evet, sanırım öyle diyebilirsiniz. O zaman arkandan geliyoruz şerif. Yürüyün çocuklar. Biliyor musun, dünya hızla değişiyor. Evet, biliyorum. Zafer, zafer bizimdir. Bu ne güzel sürpriz böyle. Ne yapıyoruz şerif? Dağılın. Cadde ve sokak başlarını tutup binaların etrafını çevirin. Duydunuz arkadaşlar. Dağılın. Şu taraf. Hadi çocuklar dağılın. Etrafa dağılın. Hayır, bu kez neyin peşindeden? Hayatının partisini veriyor. O ve adamları. Salonları alt üst ediyorlar. Sen de hiçbir şey yapmıyor musun? Ne gereği var? Kendi sonlarını hazırlıyorlar. Korkuyor. Çok belli. Burası benim salonum. Salonuma ne yapıyorsunuz serseriler? Çekil üstümden pis herif. Dan sen şerifsin. Durdur onları. Bir şeyler yap ne olur. Basın. En az 10.000 dolarlık zararım var. Ne diye bekliyorsun? Bir şeyler yap hadi. Kasaba sarhoşlara açık olsun diyordun. İstediğin oldu Charlie. Mutlu musun artık? Hadi salonlar. Bu kadar yetmez mi Riker? Bundan sonra sırada öteki salonlar var. Eğer adamların karşı caddeye geçerse orada onları bekleyenler olduğunu bil. Ben nereye gidersem adamlarım da benimle gelir. Bu sefer öyle olmayacak Riker, çünkü sen benimle geleceksin. Öyle mi? Evet. Seni tutukluyorum. Cinayet suçundan. Elbiselerim. Kalsın. Bundan sonra giyeceğin tek şey mutfak önlüğü. Hadi çocuklar, kasabayı yerle bir edelim. Hepiniz biraz sopa kapın. Benim burada ne işim var? Yeterince bela oldunuz. Artık sona erdi. Patron nerede? Riker nerede? Riker öldü. Abilene de sizin için öldü.
Ondan geriye sadece külleri kaldı. Demek ki kötülerle böyle de başa çıkılabilirmiş. Öfkeyle saldırarak değil, aklımızı kullanarak. Herhalde burada ölmek istemezsiniz. Bir daha Ebeleyn'e gelmeyi düşünürseniz bilin ki biz burada olacağız. Hadi şimdi toz olun. Şimdi sıra bizde, onları dışarı atın. Hayır durun. Avranın. Durun. Kavgamız bitti. Bırakın kendileri gitsin. Sen mi bize katıldın yoksa biz mi sana bilemiyorum ama böylesi çok daha iyi. Sonunda başardık ha. Tamam ama şunu sakın unutma. Sakal bırakmak ya. Ne düşünüyorum biliyor musun Eni? Borçlarına karşılık bir el oynamayı. Hey, kağıt oynar mısınız? Den, hadi gel kağıt oynayalım. Galiba biz bize kaldık Eni. Haklısın canım.